sokağa çıksak ve memlekette en az güvendiğiniz devlet kurumu hangisi diye sorsak herhalde %80-90 oranında TÜİK cevabını alırız. Tabi bunun önemli nedenleri vardı arkadaşlar. Yani enflasyon verilerine kimse inanmıyordu. TÜİK %14.9 gibi bir enflasyon açıklarken gerçek hayatımızda yaşadığımız enflasyon %40'ların 50'lerin altına inmiyordu. İşsizlik verileri açıklıyordu TÜİK. Bir yandan istihdam azalıyor bir yandan işsizlik düşüyordu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir komedi yoktur. Diğer taraftan vatandaş etrafındaki işsizleri görüyordu. Hayır kardeşim nerede %12.9 %50'nin altında bir işsizlik yok diye bas bas bağırıyordu. Yine TÜİK büyüme ile ilgili verileri açıklıyordu. Türkiye büyüyor uçuyor kaçıyor diye TÜİK'in verileri kullanılırken bir yığın kişi işsiz kalmaya, reel sektör batmaya, esnaf kepenk kapatmaya, çiftçi icralık olmaya devam ediyordu. TÜİK güvenilirliğini iyiden iyiye kaybetmişti. Neden bunları uzun uzun anlattım. Bugün itibariyle TÜİK Başkanı görevden alındı. Aynı Merkez Bankası Başkanı gibi arkadaşlar. Yeni gelen başkanla her şeyin normalleşeceği düzeleceği söyleniyor. Bakalım öyle mi olacak hep birlikte göreceğiz. Ben umutlu muyum? Çok da umutlu değilim arkadaşlar. Aynı konut sektörüyle ilgili umutsuz olmam gibi. Nitekim biliyorsunuz konut satışlarında çok dramatik düşler olacağını söylüyordum ve Kasım ayı itibariyle başlamıştı bu düşler. Aralıkta %47'yi vurdu. Ocak ayı itibariyle de konut satışlarındaki düşüş yüzde 37'nin üzerinde. Hele ki ipotekli satışlar yani bankalar kanalıyla yapılan konut satışlarında yüzde 75'lik bir düşüş var. Her şey biraz daha kötüye gitmeye devam ediyor. Yine bugün bütçe verileri açıklandı. Ocak ayı itibariyle sadece bir ayın bütçe açığı 24.2 milyar lira ve yıl sonundaki 245 milyar liralık bütçe açık hedefinin çok net bir şekilde aşılabileceğini bu rakamla birlikte görüyoruz. Yani Türkiye'de dehşet bir bütçe açığı, satılamayan konutlar, batan reel sektör, her geçen gün artan kısa vadeli dış borçlar, cari açıktaki patlama, ekonomi dengelerin tamamen bozulması havası fırtına gibi eserken bu arada hayırlı uğurlu olsun dolar 7 liranın altına düştü. Türkiye büyük bir başarının altına imza attı. Doları 7'nin altına çekerek bütün ekonomik dengeleri oturtmuş durumda. Öyle mi? Hep birlikte göreceğiz. Öyle mi değil mi? Bugün de her zaman olduğu gibi hem piyasaları hem de bu verileri ve rakamları sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün dolar 7 liranın altını gördü. Peki her şey düzeldi mi? Şimdi anlatacaklarımla neyin düzelip neyin düzelmediğine kendiniz karar verin sevgili dostlarım. Ekranda gördüğümüz 7 liranın altındaki dolarla piyasadaki gerçek doların aynı fiyatta olduğuna inanıyorsanız da büyük bir yanılgı içerisindesiniz. İthalatçıların tamamı neredeyse tamamı 12 lira, 13 lira, 14 lira hatta 16 liradan şu anda maliyetliyor doları. Avrasya tüneli ya da köprüler ya da otoyolların zamlarına bakıyorsunuz, zam oranlarına bakıyorsunuz. Orada da dolar fiyatının aslında 13 lira, 14 lira civarında olduğunu görüyorsunuz. Avrasya tüneli 11 11,5 liraya göre zam yaptı. Evet 1 dolar eşittir 11,5 liraya göre zam yaptı devlet eliyle üstelik. Ekranda gördüğünüz doların hiçbir kıymet harbiyesi yok. Konut satışları bu şekilde düştüğü sürece arkadaşlar ki çok sert düşüşler bunlar. Öyle ya da böyle faiz indirimine tekrar dönülmek zorunda kalınacak faizler agresif bir şekilde aşağıya çekilecek. O dönemde dolardaki sert yukarı hareketleri zaten çok net bir şekilde göreceğiz. Dolar bugün bu seviyelerde olabilir ama faizler indirilmeye başlandığında yabancıların buradan nasıl hızlı bir şekilde kaçtığını gördüğünüzde akıl sır erdiremeyeceksiniz. Nasıl oldu da dolar buralara geldi diyeceksiniz. Bugün evet altılı seviyeler görülmüş olabilir. Ekonomik gerçeklerle hiç örtüşmeyen bir dolar kuruyla karşı karşıyayız detaylarını yine konuşuruz. Dönelim bütçeye arkadaşlar. 24.2 milyar liralık bir bütçe açığı sadece Ocak ayında. Bütçe gelirleri 89.6 milyar lira, bütçe giderleri 113.8 milyar lira. Aradaki fark da 24.2 milyar lira olarak bütçe açığını bize veriyor Ocak ayı itibarıyla. Ocak ayı itibarıyla ödenen faize bir bakalım isterseniz. 113.8 milyar liralık bir giderimiz olmuş ama bu giderle mal ve hizmet almamışız. Önemli bir kısmını faiz olarak ödemişiz. Ne kadarını mı? Hemen söyleyeyim. 21 milyar 943 milyon liralık bir faiz ödememiz var. Neredeyse bütçe açığımız kadar faiz giderimiz olmuş arkadaşlar. 24.2 milyar liralık bir bütçe açığımız var. 21 milyar 943 milyon liralık faiz giderimiz var. Ana para giderimiz değil. Herhangi bir mal alımımız değil. Hizmet alımımız değil. Aşı alımımız değil. Eğitime sağlığa verdiğimiz bir para değil. Sadece ve sadece faiz için yaptığımız harcama. Peki biz bu faizi niçin ödüyor sorusun cevabını vereyim mi? Dolar 7 liranın altını 3 5 kuruş altını görsün diye arkadaşlar. Merkez Bankası'nın rezervlerini nasıl boşalttıysak şimdi de bütçenin içini boşaltıyoruz ve bu parayı da sadece ve sadece doları düşürmek için kullanıyoruz. Yoksa reel sektöre giden bir para yok, çiftçiye giden bir para yok. Eğer ki oralara para gidiyor olsaydı zaten şu anda esnaf bas bas bağırmazdı, çiftçi bas bas bağırmazdı. Her gün esnaf kepenklerini indirmeye devam etmezdi. Çiftçi tarlasından arsasından olmazdı. Traktörünü bankalara kaptırmazdı soruyorum sizlere. TÜİK Başkanı değişse ne olur, değişmese ne olur? Merkez Bankası Başkanı değişse ne olur, değişmese ne olur? Hazine Maliye Bakanı değişse ne olur, değişmese ne olur? Kafa aynı, yapı aynı, bakış aynı, giderler aynı. Kimsenin tarımla ilgilendiği yok. Kimsenin sanayiyle ilgilendiği yok. Kimsenin teknolojiyle ilgilendiği yok. Peki bir soru daha soralım. 2020 yılı herkes için kötü geçerken, bütçe deli açıklar verirken, Merkez Bankası'nın içi boşaltılırken, hatta dolar bir ara 8'e Birliği vururken bankalar ne yaptı acaba? Bankalar bu işten ne kadar zarar gördü değil mi? Bütün sektörler zarar gördü çünkü. Havacılık sektörü zarar gördü, reel sektörü zarar gördü, kobiler zarar gördü, çiftçi zarar gördü. Bizler zarar gördük vatandaşlar olarak. Bankalar bu işten ne kadar zarar gördü sorusunun cevabını vereyim şimdi sizlere. Bankalar 2020 yılında tüm zamanların son 10 yılın son 20 yılın falan değil tüm zamanların en yüksek karına ulaştı. 2020 yılında kar bir önceki yıla kıyasla yüzde 22.3 oranında arttı 59 milyar 973 milyon liralık bir kar elde ettiler faiz gelirleri yüzde 0.7 oranında arttı faiz giderleri yüzde 19.2 oranında düştü. Faiz gelirleri nasıl artar? Kime borç verdiler? Devlete borç verdiler. Neden devlete borç verdiler? Çünkü devlet biliyorsunuz dövizi baskılamak için bankalardan sürekli olarak borç aldı. Bütçe açıkları verdi. Merkez Bankası rezervlerini boşalttı. Bir kez daha bankalardan borç aldı. Bu arada yüksek faizlerle borç aldı ve bankaların kasası bu sayede doldu. Bankaların faiz giderleri nasıl azaldı? Kimse götürüp parasını mevduata yatırmadı. Dövize altına yöneldi. Çok da haklıydı bunu yaparken. Çünkü bankaların verdiği faizin çok daha üzerinde getiriyi altında ya da dövizde elde etti vatandaşlar. Biliyorsunuz altında sadece %50'nin üzerinde getiriler elde edildi. Dolarda bütün düşüşlere rağmen %25'in üzerinde bir getiri elde edildi. Oysa bankaların verdiği faiz %7-%8'di yılın başında faiz arttırımları sonrasında da %19'a kadar çıktı. Bu koşulda bile vatandaş götürüp parasını mevduata yatırmak istemedi. Dolayısıyla bankaların faiz giderleri azaldı. Bankalar Merkez Bankası'na verdikleri borç sayesinde ya da devlete verdikleri borç sayesinde kasalarını çok güzel bir şekilde doldurdular. %22.3'lük bir kar elde etti bankacılık sektörü. Tüm zamanların en yüksek karı 59 milyar lirayı kasalarına koydular. Şimdi tersten bakalım olaya. Bankalar 59 milyar lirayı kasasına koyarken kerhanesine yazarken bizim bütçe o dönemde 130 milyar lira açık verdi ve bu 130 milyarın tamamı faiz gideri arkadaşlar Türkiye'nin 2020 faiz gideri 130 milyar lira. Demek ki devletin cebinden bankaların kasasına akan bir para vardı oluk oluk. Biz bu konuyla ilgili bas bas bağırıyorduk. Dövizi baskılamaya çalışarak bankalara verdiğiniz yüksek faizlerle hem Merkez Bankası'nın hem de hazinenin kasasını boşaltıyorsunuz diyorduk. Kimse dinlemiyordu. Peki bu para kimin cebinden çıkıyor? Şimdi Merkez Bankası deyince, hazine deyince pek de önemli bir şey değilmiş gibi geliyor olabilir sizlere. Nasıl olsa benim cebimden çıkmıyor diye düşünebilirsiniz. Ama öyle değil arkadaşlar. Bütçenin her verdiği açık bize zam olarak yeni vergi olarak yansıdı. Bizim satın alma gücümüzün biraz daha düşmesini beraberinde getirdi. Bugün yaşadığımız zamların %90'ı bütçe açığı kaynaklı arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Peynirinden ekmeğine, ekmeğinden bindiğiniz metrosuna, metrobüsüne, otobüsüne kadar her şeyin fiyatının artışının altında dolaylı vergiler ya da direkt vergiler yatıyor. Bu vergilerin bu kadar artmasının temelinde de bütçe açığı yatıyor. Bütçe açık verdikçe de vatandaşa yüklenmeye devam ettiler. Bu arada müteahhitler gibi, ballı kaymaklı müteahhitler gibi Ballı kaymaklı bankalarında kasalarını doldurdular. Tüm zamanların en büyük kârını yapmış bankalar. Üstelik pandemi koşullarında. Gelelim TÜİK başkanının durumuna arkadaşlar. TÜİK başkanının değişmesiyle her şey düzelecek mi? İnanıyor musunuz siz buna? Böyle bir şeyin olması mümkün mü? Acaba TÜİK başkanı bütün kararları tek başına mı alıyordu? TÜİK bağımsız bir kuruluş muydu? Sadece ortaya atıyorum bu fikri. Bunu düşünmenizi rica ediyorum. Bu ülkede kurumların başındaki isimlerin tek başına karar vermediğini çok net bir şekilde gördük. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Merkez Bankası Başkanı'na faizleri indir dedim, indirmedi görevden aldım dedi. TÜİK Başkanı'nın gitmesi sonrasında yerine oturan yeni TÜİK Başkanı acaba tek başına karar mı verecek? Bağımsız bir şekilde enflasyon rakamlarını mesela bizlerle paylaşacak mı? %36 ise enflasyon %36 olarak açıklayacak mı bunu? İşsizlik %30'ların üzerine çıktıysa, gerçek işsizlik %30'ların üzerindeyse bize bunu çıkıp evet Türkiye işsizlik %30'dur diye açıklayacak mı hep birlikte göreceğiz. Gelelim bir başka konuya. TÜİK'in bugün açıkladığı konut satışları. Bakın arkadaşlar konut satışları bu şekilde devam eder ise özellikle birileri bu işten çok rahatsız olacaktır. Türkiye'deki konut satışlarının bir an önce artması için her şeyi yapacaklar. Aynı geçen sene olduğu gibi ve ondan önceki senelerde olduğu gibi. Konut satışlarını arttırmanın yol nereden geçiyor? Yani milletin cebinde bol bol para var o parayla gidip hemen konut mu alacak? Tabii ki hayır arkadaşlar. Genel itibariyle Türkiye'de konutlar banka kredisiyle satılıyor. Ve banka kredileri yüksel Zamanlarda konut satışlarının çok ciddi manada düştüğünü hep birlikte görüyoruz. Nitekim politika faizi %17'ye geldiğinde ve banka faizleri kredi faizleri %20'lerin üzerine çıktığı an itibariyle gördük ki zaten düşen konut satışları resmen çakıldı. Hemen rakamları sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Ocak ayında konut satış verileri açıklandı TÜİK tarafından. Verilere göre Ocak ayında konut satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre %37.9 oranında düştü. Neredeyse %38. Faiz artışı nedeniyle ipotekli konut satışları %74.6 oranında düştü. Neredeyse %75. Ocak ayında toplam konut satışı tüm Türkiye genelinde 70.587 hiçbir şey arkadaşlar. 70.587 konut satışı hiçbir şey. Bunun içinde ikinci el konut satışları var. Fiktif konut satışları var. Detaylarını sonra aktarırım sizlere. Ve sıfır konut satışları var. Ve aynı zamanda ipotekli konut satışları var var. Sıfır konut satışları neredeyse dibin dibine vurmuş durumda arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşayım şimdi. Sıfır konut satışları %38.2 oranında düşmüş. Yabancılara konut satışları, hani çok övünüyorduk ya biz yabancılara konut satıyoruz diye. Orada da %31.5'luk bir düşüş var korkunç düşüşler görüyoruz konut satışlarında. Öyle ya da böyle birinci çeyreğin sonu ya da ikinci çeyreğin başında göreceksiniz. Merkez Bankası çok agresif bir şekilde faizleri indirmeye başlayacak. Naci Ağbal bunu yapmazsa başka bir Merkez Bankası yapacak. Ama bana göre Naci Ağbal iyi bir siyasetçi olduğu için Birinci çeyrek sonu itibariyle artık faizleri indirme zamanı geldi. Piyasayı canlandırmamız gerekiyor ifadeleriyle. Biraz da Sayın Cumhurbaşkanı'nın telkinleriyle faizleri agresif bir şekilde aşağı indirmeye başlayacak. Bu dönemde işte dövizin sert yükselişlerini de görmeye başlayacağız. Hem doların hem euronun hem sterlinin çok agresif bir şekilde iki haneli rakamlara gittiğini göreceğiz. Sonra da piyasa gerçeklerine yaklaştığını göreceğiz. Yani 12-16 aralığında bir dolar kuru göreceğiz. Bunun uçarı kaçarı yok arkadaşlar. Belki reel sektörü önemsemeyebilirler. Belki çiftçiyi umursamayabilirler. Ama öyle ya da böyle konut sektörüyle ilgili bir adım atmak zorundalar. Ve öyle ya da böyle bu konuyla ilgili faizleri indirecekler. Faizler indiği gün itibarıyla da de dediklerimin birebir gerçekleştiğini göreceksiniz. Onun için uzun soluklu bir yolculuk diyorum sizlere. Dövizdeki bugünkü geri çekilmelerin gerçekliğinin olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu şekilde vatandaş panikletilmeye çalışılıyor. Dövizi bozdurulmaya çalışılıyor. Ama vatandaşın döviz bozduğu falan yok. 235 milyar dolardan 2.1 milyar dolarlık bir döviz bozulmuş geçen hafta. Küçümsediğim için söylemiyorum ama yüzde birine bile denk gelmiyor. Vatandaş bu seviyelerde dövizini tutmaya devam ediyor. Belki çok sıkışan ihtiyacı olan bir kesim bozmak zorunda kalıyor. Ama genel itibariyle vatandaş Türkiye ekonomisinde kırılganlıklara güvenmediği için rakamları kendisi de oturup okuduğu için ve Türkiye'deki piyasayı da okuduğu için yani sokağa çıkıp kapanan dükkanları gördüğü için, çiftçinin durumunu gördüğü için, ekonomideki bozulmaları gördüğü için kenarda dövizin tutmaya devam ediyor. Ne olur ne olmaz olmaz diye parasını koruma amaçlı faiz indirimleri reel sektörü kurtarmak için olmasa bile konut sektörünü kurtarmak adına tekrar çok hızlı bir şekilde karşımıza çıkacak. Bu da doların agresif bir şekilde yükselmesini beraberinde getirecek. Diğer taraftan altın piyasasında gerek Amerika-Rusya ilişkilerinin gerilmesi, gerek Rusya-Avrupa Birliği ilişkilerinin gerilmesi, ABD-Çin gerilimi, ABD-İran gerilimi, ABD-Türkiye gerilimi de dünyada stres ortamını ve kutuplaşma algısını arttıracak. Karşılıklı yaptırımlarda bu stresin daha da büyümesini beraberinde getirecek bir. İkincisi Açıklanan teşvik paketleri bakın Amerika'da 1.9 trilyon Avrupa'da 750 milyar euro neredeyse 1 trilyon dolara denk geliyor o da. Arka arkaya teşvik paketleri açıklanmaya kurtarma paketleri açıklanmaya devam ediliyor. Tüm başkanlar başbakanlar ısrarlı bir şekilde daha da çok para enjekte edilmesi gerektiğini söylüyor. Aynı zamanda varlık alımlarının devam ettirilmesi gerektiğini söylüyor. Bütün bu para altına olan eğilimi arttıracak arkadaşlar. Bütün bu stres de altına olan olan eğilimi arttıracak. Şu anki gevşemeleri de çok fazla baz almamanızı ısrarla öneririm. Tabi yine sizin bileceğiniz iş. Bir de bunun üzerine koronayı koyduğunuz zaman işin geleceği boyutu daha da net bir şekilde görebilirsiniz. Bir yandan da ekonomik kapanmalar altın üzerindeki stresi arttırmaya ve eğilimi arttırmaya devam edecek. Altın fiyatlarındaki agresif yükselişlere tanık olacağız. Öyle ya da böyle 2021 yılında 2300-2500 dolar aralığında bir altın ons değerini göreceğiz. Türkiye'de faiz indirimlerinin başlamasıyla birlikte çift haneye giden dolar etkisiyle gram altının 1000 liraları zorlamaya başladığını hatta üzerine çıktığını göreceğiz. 2021 yılı çok zor bir yıl olacak. 2020'den çok daha büyük dalgalara gebe. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Keza gümüş altından daha agresif hareketler yapacak diyordum. Nitekim yapmaya başladı. Emtialardaki yükselişler dikkat çekici olacak diyordum. Oluyor. Ha petrol hariç petrol fiyatının yükselişi hala bana gerçekçi gelmiyor. Orada çok spekülatif hareketler olduğu kanaatindeyim. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Paritede 1.08'e doğru giden bir hareket göreceğiz arkadaşlar. Kripto para cephesinde çok ciddi dalgalanmalar görsek de öyle ya da böyle 2021 yılının en çok konuşulan para birimlerinden birisi kripto paralar, dijital paralar olacak. Yatırım büyüklüğü daha da artacak. Oradaki piyasa değeri daha da büyüyecek arkadaşlar. Bugün kripto paralara tukaka diyenler yarın ah ben bu fırsatı nerede ve nasıl kaçırdım demeye başlayacaklar. Öyle ya da böyle kripto paralar bizim hayatımızın bir parçası haline gelecek. Onun için bu piyasaları da yakından takip edeceğim ve takip etmeliyiz diye düşünüyorum. Bütün taşların oynadığı bir döneme giriyoruz. Daha yeni giriyoruz arkadaşlar. Sonunda falan değiliz ve bu süreç çok sancılı olacak. Böbrek taşı döker gibi dökeceğiz bu süreçteki taşları arkadaşlar. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Bu işin ciddiyetini fark etmeyen bizim gibi günü kurtarmaya çalışan ülkelerin sancısı çok daha acılı olacak. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşçakalın, kalın, mutlu kalın dostlarım.